Şimdi yeni bir hastalık ortaya çıktı. Çok yönlü kimyasal yani multiple şemikil sensiti denen çok yönlü kimyasalların etkisinde, tehdidinde kalma. Bu nedir? Mesela diyelim ki şurada laminat var, kimyasal madde içeriyor. Veya yerde bir herhangi bir boya var duvarda, kimyasal madde içeriyor. Her şeyin içerisinde kimya var. Ama Kimya olmayan, mecburuz, kimyasalın içinde işte yaşıyoruz, bu yapacak bir şey yok. kimyasallar yavaş yavaş çözülüyor, havayla beraber teneffüs ediyoruz, metabolizmayı bozuyor, Evet. kişiyi çeşit çeşit hastalıklara karşı tetikliyor, küf mantarını tetikliyor, virüsleri tetikliyor, küf mantarı birçok hastalığı tetikliyor, üretmiş olduğu toksik maddeler kansere kadar sebep olabiliyor küf mantarı. Bugüne kadar kronik yorgunluk sendromuna iki şey sebep olur. Bir, küf mantarı, iki, EBV virüsü. Epstein-Barr denen virüs, akıllı virüstür. Lenf sistemine yerleştiği zaman bağışıklık sistemi ona karşı hiçbir şey yapamaz, iflas eder. Önce kişi üşütme, grip, nezle gibi bir hastalığa yakalandığını zanneder, önemsemez, tedbirini almazsa, lenf sistemine yerleşirse virüs, bağışıklık sistemi vücuda yerleşen herhangi bir bakteri, virüs ve mantara karşı antikor gönderir. Özelliklerini deşifre eder, ona karşı T hücresi, B hücresi, makrofaj gönderir, yok eder. Fakat bu akıllı virüs lenf sistemine yerleştiği zaman ne yapıyor? Bağışıklık sisteminin antikor göndermesini önlüyor, frenliyor özel bir proteinle. Böylece bağışıklık sistemi bakteri, virüs ve mantarla neyle mücadele ettiğini bilmiyor. Gözü bağlı boksör gibi sürekli mücadele ediyor, ediyor. Bağışıklık sistemi yavaş yavaş çöküyor. Kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne okumak için giden bir genç İzmir'den, Yasin, Las Vegas'ta üniversitede okurken yakalanmış kronik yorgunluk sendromuna. Ölü gibi yatıyor hastanede. Denemedikleri kimyasal kalmamış. Böyle yatıyor alakalık. Aramışlar ailesini, demişler ki çocuğunuz için yapacak iş kalmadı. 6 aydır yatıyor. Hiçbir şey yapamamışlar. Alın götürün demiştir. Yani ölecek, eve götürün. Ailesi gitmiş, almış, gelmiş. İnternetten bulmuşlar, beni dediler ki bunun iyileşmesi mümkün mü? Nedir rahatsızlığı? EBV. EBV virüsü kolay. Nasıl kolay? Bağışıklık sistemi güçlendireceksin. Ne ile güçlendirir? Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil ile oluşan bizim çok özel formülümüz var. Bunu kullanacak bir özel çaylar var vesaire vesaire. İyi hadi bakayım. 3 ay kullandı, çocuk kendine geldi, genç, yani üniversite çocuk değilsin. Beni aradı, diyor ki Allah'a şükürler olsun, çok çok iyiyim. Abi yalnız bir problem var. Ne? Niye bunun içinde sarımsak var? Dedim ki ya iyileştirin Şükret. Öyle gibi yatıyordu. Kalkamıyordu. İyileşmiş, ayağa kalkmış, hayata dönmüş. Beni aramış, diyor ki çok çok güzel, mükemmel, çok iyiyim. Ama keşke sarımsak olmasaydı. Sarımsak niye olmasa olur mu? Sarımsakla. Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli şey. Evet, sarımsak. Kansere doğru. Dahi etkili olduğu, bugün tümörü dahi eritici olduğu, içindeki selenyum mineralini ve alisinlerin, eterik yağların bu güce sahip olduğu belgelenmiş. Klinik araştırmalar var, yüzlerce. Tansiyona, kolesterola, lipide, trigliseride iyi geldiği klinik araştırmalarla belgelenmiş Avustralya'da. Dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce klinik araştırması var.